Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu alimun. Alimun bil muttaqin. Sadakallahul azim ve netaka rasuluhun nebiyyul habibul kerimul emin. Ve la aqibatu lil muttaqin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Çok öncelerde okumuş olduğum bir kitapta şöyle bir bölüm geçmekteydi. Bizden öncekiler İslam'ı kitaplardan okuyarak öğrendiler. Yalnız bizden sonrakiler yaşantılara bakarak öğrensinler. Yani bizler iman ettik. İman esaslarımız var. İmanın belirlediği bir sınır, bir hudut, bir çizgi var. İnancımızın gerektirdiği bir hayat var. Bir yaşantı var. İşte inanmakla beraber inancımızın gerektiği hayatı yansıtabilmek, bu inancımızla hayat arasındaki bağı oluşturmaktadır. Eğer biz inandığımız gibi yaşamaz isek, akidemiz yani inanç esaslarımız bir kenarda, hayatımız, ölçülerimiz, değerlerimiz bir kenarda olursa, o zaman bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin övdüğü değil de yerdiği topluluklar arasında zikredildiğimiz gündeme gelir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin övmüş olduğu insanlar inançlarıyla ve inançlarının gerektirdiği amelleriyle elinden gelen mücadeleyi yapmış ve Rabbimizin rızasını kazanmış insanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yalnız inançlarıyla amelleri bir tutmayan insanlar ise genelde kınandığını ve kötü sıfatlarla anıldığını da bilmekteyiz. Şimdi basit bir örnek verelim. Kardeşlik hukuku birçok yerde ders olarak anlatılır. Birçok vaiz bunlardan bahseder. Kardeşliğin çok iyi anlaşılması gerektiğinden söz eder. Yalnız kardeşliğin olabilmesi için önce İslam'ın olması lazım. Önce sağlam bir inanç ve akidenin olması lazım. Sağlam bir inançtan sonra kardeşlik kendiliğinden oluşmaktadır. Yeter ki kullar ihlaslı olsunlar. Yeter ki inancını gerektirdiği şekilde yaşasınlar. Aynı inanç etrafında toplanan insanlar kesinlikle birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve merhamet duygularını besleyeceklerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah sizi birbirinize kardeş kıldı diyor. İnsanlar mümin olduğu andan itibaren birbirlerine karşı kalplerinde bir sevgi oluşmaktadır. Öncelerde şunu çok net hatırlıyorum. Hemşerisini uzak bir yerde görünce ona karşı kalbinde bir sevgi, ona karşı böyle farklı düşünceler gündeme gelir. Mesela şu an belki de halen daha vardır askeriyede. Kişilerin hemşerilerine kayırması, hemşerilerine torpil geçmesi, hemşerilerini korumaya çalışması. İşte burada hemşerilik dolayısıyla kalpte hiç tanımadığı birisine nasıl sevgi, nasıl bir koruma ihtiyacı gündeme geliyorsa
Kardeşlikte bu çok daha ön planda gündeme gelmelidir veya de gelmektedir. Şimdi kardeşlikle alakalı birçok ders anlatılır. Yalnız anlatılan dersler, verilen vaazlar, okunan ayetler veya da hadisler bu noktada kişilerin kalplerinde belki bir etkilenme, kalplerde belki bir heyecan, belki bir doğrulama gündeme getirse de bunun hayat içerisinde gösterilmediği müddetçe maalesef öğrenilen bilginin bir faydası olmadığını görmekteyiz. Yine sen insanla herhangi bir konu veya da vermiş olduğunuz örnekten gidelim. Kardeşliği anlattığın zaman sen bu kardeşlik hudutlarını çiğnersen, kardeşlik sınırları içerisinde hareket etmezsen maalesef senin anlattığın sözler yere düşmektedir. Çok basit bir örnek verelim. Yaşamış olduğum bir olaydan bahsedeceğim. Üç kişi ilim tahsili görmüş, kardeşlik meselesine dair kitapları okumuş veya da vaazlar dinlemiş. Üç kişi arabaya binerken önce sen bin, önce sen bin diye birbirleriyle böyle bir ufak bir sürtüşme yaşadılar. Tabii ki dilleriyle dövüşürcesine bir sürtüşme değil. Sadece o sen bin, o sen bin dercesine ufak bir laf sürtüşmesi ama kötü bir şey yok aralarında. Tabii ki daha sonra bindiler arabaya. Şimdi düşünüyorsun, yani bu insanların Yermük günü İkrime bin Ebu Cehil olayın içerisinde biliyorsunuz su su diye bağıran sahabelerden bir tanesi onlara su götürüyor. Suyu götürünce ilk su sesi gelen yere İkrime bin Ebu Cehil'e gidiyor. Tam suyu alıp içecekken ileriden başka bir su sesi geliyor. Diyor kardeşime götür bu suyu. Ona götürüyor. O tam içecekken suyu arkadan bir su sesi daha geliyor. Diyor kardeşime götür suyu. O kişiye gidene kadar o kişinin vefat ettiğini görüyor. Daha sonra bir önceki kişiye suyu yetiştireyim diyor. Bir önceki kişi de vefat ediyor. Daha sonra ilk su isteyen kişiye gidince onun da vefat ettiğini. Üçü de şehit oluyor. Şimdi bu olayda biz çok iyi biliyoruz bu olayı. Yalnız bunun hayata yansıyan yönü nedir? Yani biz rahatımızı düşünürsek gerek arabada, gerek evimizde, gerek herhangi bir mecliste rahatımızı düşünürsek, kendimizi düşünürsek, nefsimizi düşünürsek, bu konuda kardeşlik hududunu ve hukukunu iyi düzenleyemezsek ve bunu yaşantımızla gösteremezsek maalesef okuduklarımızda, dinlediklerimizde fazla bir faydası ve anlamı olmayacaktır. Aslında kardeşlikle alakalı vaaz ve nasihatler yerine okumuş olduğum o kitapta köbürüm diyor ya, biz bugüne kadar kitaplardan okuyarak öğrendik, bizden sonrakiler yaşayanlardan görüp öğrensinler. Evet, Yermük günü bu olay yaşanmıştı. Biz o olayı görünce çok müteessir olmuştuk. Okuyunca, duyunca çok müteessir olmuştuk. Çok etkilenmiştik. İşte bu demiştik. Yalnız yaşantımızda bizden sonraki insanların veya da bizden önceki insanların bize bir şeyleri öğretmesi, eğitmesi, göstermesi için öncelikle böyle bir kardeşliği anlatmak yerine böyle bir kardeşlik atmosferinin yaşanması gerekmektedir. Kardeşlik atmosferi yaşanmadığı müddetçe anlatılanlar maalesef havada kalmaktadır. Bu takva ile alakalı da böyledir. Bu ihlasla alakalı da böyledir. Bu infakla alakalı da böyledir. Bu cihatla alakalı da böyledir. Bu ilimle alakalı da böyledir. Her alanda bu böyledir. Namazla alakalı, zekatla alakalı, huşuyla alakalı vesaire. Hangi ameli anlatırsan anlat, hangi ameli gösterirsen göster, burada ihlas ve takva yerine getirilmediği müddetçe, korunmadığı müddetçe anlatılanlar çoğu zaman havada kalmaya mahkumdur.
Oysa ki ayeti kerime şunu çok açık net beyan etmektedir. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü öğüt mümine fayda verir. İnsanlara bu bilgilerin hatırlatılması, anlatılması gerekmektedir. Evet, öğüt verip hatırlatmak ama gerek öğüt verirken gerek hatırlatırken yaşamış insanları örnek vererek dikkat ederseniz bir şeyler anlatıyoruz. Eğer biz yaşarsak kimseye bir şey anlatmak zorunda da kalmayacağız. Anlattıklarımız kısacası çok daha etkili, çok daha bereketli bir hal alacaktır. O yüzden burada asıl mesele, yazarın da bahsetmiş olduğu mesele, bizlerden öncekiler kitaplardan öğrendiler, bizden sonrakiler yaşantıdan öğrensinler. Yaşantılar bu noktada çok etkili olduğunu özellikle beyan edelim. Peki hangi yaşantılar etkili? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yaşayan insanlardan, mümin olduğunu söyleyen ve yaşamaya çalışan insanlardan bahsedilmekle beraber Allah Azze ve Celle onların inançlarını kabul etmemekte ve onların kalplerinde bir nifak olduğunu gündeme getirmektedir. Demek ki kalpteki inanç amellerle bütünleştiği zaman dışarı yansıyan atmosfer çok etkili ve bereketli olmaktadır. Yalnız kalpte inanç olmadığı zaman sen dışarıda ne kadar bir şeyleri yaşamaya ve yaşatmaya çalışsan da karşıdaki kişi bundan maalesef objektif bir şekilde faydalanamayacaktır. Ama senin kalbinde inanç olduğu zaman sen o inancının gerektirdiği ameli yapmasan bile o inancından dolayı müthiş bir bereket ve haz almaya başlayabilirsin. Bununla alakalı çok örnek verilebilir ama bir tane hemen aklımıza gelmişken Tevbe suresinde geçen bir ayet-i kerime vardı. Tevbe suresinde geçen ayeti bulabilirsem hemen inşallah. Evet. Ayet Tevbe suresinde cihada çıkmak için izin isteyenlerle cihada çıkamadıklarından dolayı ağlayıp geri dönen bazı insanlardan bahsetmektedir. Bunların 7 kişi olduğu rivayet ediliyor. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ki ey Allah'ın Resulü bize de bir binek ayarla. Biz de seninle beraber bu savaşa çıkalım, gelelim dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bineğimiz var ne de size verilebilecek bir binek var. Durum olmadığını ifade edince bu sahabeler gözyaşı dökerek ağlayarak geri döndüler. Bakın şimdi bunlar bu cihada çıkmama, belki çıkanlar bizi bu kadar etkilememiştir. Ama bu çıkamadıklarından dolayı ağlayanlar, bunlar kalplerindeki inanç dolayısıyla amele belki dökemediler ama yani o ağlamaları, kalplerindeki inancın gerektirdiği ameli, tavrı yaşayamamaları dolayısıyla müthiş bir üzüntü, müthiş bir sıkıntı yaşamışlardır. Bu kalplerindeki inançla zahire yansıyan hayatın arasındaki bir bağdır. Yani insanın inancıyla hayatı arasında müthiş bir birlik ve beraberlik olması lazım. Kalpte yaşanan olaylar kalple sınırla kalmaması lazım. Kalbe indirilen inanç doğru ve faydalı olabilmesi için o inancın gerekleri yerine getirilmediği zaman kişide üzüntü, yerine getirildiği zaman da kişide huzur olması gerekmektedir. Eğer Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu hayatı yaşarken veya yaşadığımız anda huzur duyamıyorsak, yine Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını terk ettiğimiz zaman üzüntü duymuyorsak, bizim kalplerimizdeki imanda büyük bir hasar, büyük bir sıkıntı var demektir. Bu da büyük bir tehlikeyi gündeme getirmektedir. Evet, kalpte sağlam bir iman ile İslam tüm canlılığını dışarı yansıtacaktır. Kalpteki sağlam bir iman ile.
İnancın atalardan gelen kulaktan dolma zan ve tahminlere dayalı bir inanç olmaması lazım. Birisi inancın temellerini Kur'an ve sünnet oluşturmalıdır. Kur'an ve sünnetin inancı anlatırken, İslam'a, imana davet ederken neleri ön plana sunduğunu iyi öğrenebilmektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de malum bildiğin üzere Kur'an 3 bölümden oluşur. Birincisi tevhid ayetleri, ikincisi ahkam ayetleri, üçüncüsü de kıssalar bölümüdür. Tevhid ayetleri Allah Azze ve Celle'nin gücünü, kudretini, yani tek mabut olduğunu, bir tek ona boyun eğilmesi gerektiğini, ondan başka hiçbir ilah olmadığını ispatlayan, ortaya apaçık bir şekilde koyan ayetlerdir. Güneş, ay, yıldızlar, kainat, yağmur, dolu, kar vesaire, hayvanlar ve bitkiler, yeryüzünde yani kainatta yaratılan her şeyin müthiş bir güç ve kudretin etkisi altında olduğunu görebilmeliyiz. Böyle bir Allah, böylesine yüce Allah Azze ve Celle kesinlikle ibadet ve boyun eğme tek layık mercu olduğunun kalplere yerleştirilmesi gerekiyor. Kalpte sağlam bir iman olduktan sonra daha sonrasında ameller o inancın gerektirdiği bir hayatı yaşamak zorunda olduğunu hissedecektir. Kalpte neye inanıyorsak, hangi inancı taşıyorsak, kalbimize neyi doldurmuşsak amellerimiz onu hayata geçirmek için çalışıyor. Akıl onun için çalışıyor, göz onun için çalışıyor, kulak, dil vesaire azalar onun için çalışmaktadır. Kalbinde bir mevki makam kral olmak isteyen birisi, kalbinde zengin olmak isteyen birisi, aklı, gözü, eli, ayakları, her şeyi bunu nasıl elde edebilirimin peşine düşer ve ona hizmet ederler. Ama kalpte Allah korkusu ve Allah sevgisi ve ahiretteki ebedi cenneti tasarlayan bir kişi her yapacağı amelde oraya zarar verir mi, ahiretime zarar verir mi, Rabbimin rızasına ters düşer mi düşünceleriyle bunları koordine eder ki bu işte kalpteki imanla amellerin arasındaki muhteşem bir ilişkidir. Bununla alakalı özellikle Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu insanlık içerisinde dediğim gibi Müslüman gibi görünükleriyle bunu söyleyenler ve amelleriyle bundan kaçınanlar, amelleriyle yapmaya çalıştığını gösterip hatta yapamadığından dolayı üzüntüsünü ifade ederken kalbinde imandan eser olmayanlardan da bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle'ye onlar şunu da söylediler. Allah'a ve ahiret güne inananlar mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi görebildiklerinden senden diyor izin istemezler. Senden müsaade istemezler. Az önceki ağlayan kişilerden de bahsediyoruz. Ve onlar tam tersi sen gitmene izin vermediği için seninle beraber mücadele edemedikleri için üzülürlerken bir kısım insan da seninle mücadele etmemek için çırpınırlar. Seninle mücadele edeceklerinden dolayı üzülürler. Yani Allah'ın emrini yerine getirdiğinden dolayı üzülen, ezilen ve tüm bedeniyle aklını, fikrini, dilini bu noktada ben nasıl ederim de bu mücadeleden sıyrılırım ama yine de Müslüman sayılmak isterim. İşte böyle insanlar da var. Allah Azze ve Celle bunları kınamakta ve bunları oturanlarla beraber siz de oturun denilmektedir. Kadınlarla, çocuklarla siz de oturun. Yani sizin mücadele etme noktasında, sizin o savaşa çıkma noktasında göstereceğiniz çaba sizin için faydalıyken siz bundan kaçıyorsanız siz kendi kalitenizi, kendi değerinizi gündeme getiriyorsunuz. Oysa ki yeri ve zamanı geldiğinde وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Allah'a ve ahiret gününe iman ettikleri oysa onlar iman etmiş değillerdir. Eğer siz ahiretten korksaydınız, eğer siz Allah'tan korksaydınız, ona layıkıyla iman etseydiniz, kesinlikle Allah Azze ve Celle'den gelen emir ve yasaklara riayet eder. Buna mukabil işler yapmak için çaba göstermezdiniz. Fırsat kullanmazdınız. İşte bunların kalplerinde imanlı olmadığını, bunların kaçmak için bunu yaptığını ayet-i kerimeler bizlere göstermektedir. Tevbe suresinin 49. ayet-i kerimesi, yine onlardan öylesi var ki diyor, ey Allah Resulü bana izin ver de beni fitneye düşürme.
Ayet-i Kerime devam ediyor ki bilesin ki onlar zaten bunu söylemekle fitneye düşmüşlerdir. Ve cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor bu kişiye. Diyor ki Kid bin Kays olması lazım. Diyor ki sana diyor işte savaşa çıkalım, cihada çıkalım. Oradan sana cariyeler vesaire ganimetler verilsin istemez misin? Rumlarla savaşa gidelim de. Ey Allah'ınız diyor. Tamam yani ben biliyorsun gelirim ben. Böylesinden kaçmam dercesine böyle bir şey var, atmosfer olay içerisinde. Diyor ki beni götürme diyor. Biliyorsun ben kadınlara düşkünüm. Öyle giderim. Kadınlara, madınlara düşkünlüğünden dolayı bir sıkıntı yaşarım vesaire. Beni bu fitneye düşürme. Zaten sen Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet ederek, Allah'ın emri yerine getirmeyerek zaten fitnenin ta içerisindesin. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeyle bunun içinin boş olduğunu da gündeme getiriyor. Bu adamın içinin boş olduğunu da, yani söyledikleri tamamen cihattan kaçmak için birer mazeret ve bahane olduğunu da gündeme getiriyor. Oysa ki iman bunu gerektirmez. İman bunu getirmez. Akideyle amellerimiz, inancımızla amellerimiz arasındaki farkın veya da aradaki bağın çok iyi anlaşılması lazım. İnanç, kişiyi harekete geçiren, kişiyi mücadele ettiren bir etkendir. Eğer inancımız bizi harekete geçirmiyorsa, bizi mücadele ettirmiyorsa, o inanç büyük bir tehlike bizim için oluşturmaktadır. Çünkü münafıklar da bir inançlı olduğunu söylemekle beraber, onların inancı onları harekete geçirmesi yerine, onları mücadeleye itmesi yerine tam tersi mücadeleden kaçmaya ve hareketlerini de olumsuz yönde yapmaya itmişti. İşte bu akide Allah Azze ve Celle razı olduğu ve istediği bir akide değil. Herkes kendine Müslüman diyebilir ama Allah Azze ve Celle katında Müslüman olanlar kazanacaktır. Allah'ın Müslüman dedikleri kazanacaktır. Kur'an-ı Kerim'deki Müslüman diye tasvip ettiği ve övdüğü bunlar Müslüman olduğunu söylüyor ama bunlar iman etmiş değillerdi diye de yerdiği insanlar bulunmaktadır. Kendimizi bu insanları dikkate alarak ölçümüzü iyi kurmalıyız ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiği muttaki kullardan olabilmek için gayret göstermeliyiz ki o tehlikeli veya da tehlikeyle tehdit edilen kullar arasına girmeyelim. Evet, Allah o muttakilerin kimler olduğunu bilmektedir. Yani kimin inancının gerektirdiği şekilde hareket ediyor veya da mücadele ediyor, kim de inancının gerektirdiği şekilde yaşamayıp da kafasına göre yaşıyor, Allah bunları çok iyi bilmektedir. Allah kendisinden korkanları biliyor. Sen dilinle bir şeyleri anlatmakla beraber yaşantınla bunu ispatlamadığın müddetçe, yaşantınla hayata geçirmediğin müddetçe bir karşıdaki kişiye etkili olamazsın, faydalı olamazsın, yapmış olduğun çalışmayı boşa götürürsün. İkincisi Allah katında bir mükafat alamazsın. Bu tehlikeli bir durumdur. Amelin boşa çıkmasına da sebep olur. Oysa ki olması gereken kalpteki inancın tamamen amele dökülürken Rabbinin rızasını kazanabilmek ve yapmış olduğun işte faydalı olabilmek. Mesela ağaç dikersin, sen o ağaçtan bir muradın vardır. Gölge vermesi veya meyve vermesi. Herhangi bir şeyinden o ağacın istifade edemediğin zaman o ağaç senin için hiçbir değer ifade etmez. Boş bir kütükten farkı yoktur. Orada hatta kalabalıktan yer kaplamasından başka bir artısı yoktur ki bunlar da artı değil eksidir. Bazı insanlar Müslümanın demekle beraber Müslümanlarla beraber olmakla aslında Müslümanlara bazen zarar bile vermektedirler. İşte kalpteki inancın, akidenin harekete ve mücadeleye dönüşmesi bunun için çok önemli ve gereklidir. Gerek okuduklarımız, gerek dinlediklerimizin bizim üzerimizde yaşanmış olayların çok etkili olması, yaşanmayan olayların, yaşanmadan anlatılan olayların ise robot gibi çok rutin bir şekilde geçmesi maalesef kalplere sirayet etmemekte, kalpleri etkilememektedir. O yüzden biz ve bizden sonrakiler inşallah inancımızı, amellerimize Allah'ı razı etmek için ihlaslı bir şekilde geçirebilirsek, İnsanları uyarmadan, insanlara bir şey söylemeden de insanların bu konuda gönülleri İslam'a ısındırılabilir. Eğer diller
konuşurken ameller cansız kalırsa, ameller harekete geçmezse, amellerde herhangi bir olumlu yön olmazsa, maalesef bizden öncekiler İslam'ı anlatırken, İslam'ı yaşarken diğer insanlar İslam'a karşı bir sempati, sevgi besleyerek ısınıyorlardı. İslam'a kalplerinde bir sevgi oluyordu. İslam'a bir meyilleri gerçekleşiyordu. Ama maalesef günümüzde İslam'ı anlatan o kadar çok ki, İslam'ı yaşayan da bir o kadar azaldı ki, bundan dolayı insanlar İslam'ı dinlerken İslam'dan soğumaya başladılar. İslam'ı dinleyerek İslam'dan soğuyan bir nesil olduk. Veya da İslam'ı anlatarak İslam'dan soğutan bir zamana geldik. Oysa geçmiş dönemlere, ashabın dönemine baktığımız zaman onlar İslam'ı anlatırken sevdiriyordular. İslam'ı yaşarken insanların kalbi İslam'a ısınıyordu. Evet, bu büyük farkın iyi anlaşılması lazım. Buradaki en önemli özellik ise akide, yani inancımızla amellerimizin arasındaki bağlantıdır. İnancımızı harekete geçirmek, inancımızın gerektirdiği şekilde hareket etmek veya da inancımızın gerektiği şekilde mücadele göstermek bizlerdeki bu atmosferi en güzel seviyeye yükseltmektedir. Rabbim inşallah anlattıklarımızı anlayabilmeyi, anladıklarımıza yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.